Ha gece teheccüde kalkan olursa Allah razı olsun denir. Bu gece sahura kalkan, yarın oruçtan, aman ya Rabbi. Acayip faziletler var. Peki arkadaşlar, bu gece meleklerin bile doluşacağı evler olacak. Ama maalesef şöyle bir sıkıntı var bu gece. Meleklerin girmeyeceği evler var arkadaşlar. Evet. Bu gece bile maalesef, üzülerek söylüyorum. Zaten geçen hafta sohbet anlattık. Bu gece bile asla affedilmeyecek 7 sınıf insan var. Ne yaparsa yapsın affolunmayacak. Harici bu gece meleklerin evlere dolduğu gece şu 10 kişinin evine melek girmiyor. Bir, akrabaları ile bağını kesenlerin evine melekler girmiyor. Arayın arkadaşım. Geç de olsa mesaj atın. Sohbetten çıkar çıkmaz ilk işiniz varsa küs akrabanız, en azından kandilin mübarek olsun diye mesaj at. En azından. Çünkü evine rahmet melekleri girmeyen adamın evinde bereket olmaz, işinde bereket olmaz, parasında bereket olmaz ve rahmet meleğinin girmediği ve şeytanlar girer. İki, anne ve babasına itaat etmeyenlerin evine rahmet melekleri girmiyor. Anasıyla babasıyla ayrı olanları bırak, anasına babasına düşman olanlar var. Bir insan anasına babasına öf derse, amellerin silinme tehlikesi varken sen bugün diyorsun ki ne anası ne babası öf pöf kef küf. Aman ya Rabbi, çok büyük bela. Anasına babasına karşı saygısızlık edenler büyük bela bulacak. Peşine faiz giren ev. Arkadaşlar faiz belası ya, bu devirde diyor faizsiz iş mi olur? Bu devirde faizsiz ev yok mu kardeşim? Var. Nasıl geçiniyor? Sen Allah'tan korktuğundan dolayı, harama bulaşmamak için faiz almazsan Allah Celle Celaluhu senin aldığın asgari ücreti öyle bir bereketlendirir ki hiç anlamazsın. Ama işte bizim kafalar nasıl çalışıyor? Ya şimdi nasıl olacak? Şimdi nasıl olacak diyen adama zaten bereket görmüyor. Şeytanın avucuna alıyor. Gel bakalım yavrum, sen benim kafadansın diyor. Al bakayım belanı. Faiz giren eve rahmet melekleri girmiyor. Dört. İçinde köpek olan ev. Bu çok tartışılan mesele. Ne yapalım, sokağa mı atalım? Almasaydın kardeşim. Bu şuna benzer arkadaşlar. Bak çok basit bir örnek vereceğim. Bunu da soran olsun söylersiniz. Evde rakı var. Ne yapayım, içmeyelim mi kardeşim? Aynı buna benzer. E sen haram olduğunu biliyorsun. Niye eve sokuyorsun o rakıyı? Yasak olduğunu biliyorsun. Haram olduğunu biliyorsun. O rakıyı, o birayı, o içkiyi eve niye sokuyorsun? Hani buna benzer yani. Hazır nasılsa dolapta diyor. Ne yapalım, bir içelim diyor. E almasaydın, o köpeği eve sokmasaydın güzel kardeşim. Bahçede güvenlik amaçlı beslenir. Bahçende güvenlik amaçlı. İşte çobansındır, kurtların işte neyse artık, vahşi hayvanları korumak için kuzunu, sürünü neyse al. Fabrikada bekçi olarak kapına koy. Ama onun haricinde güzel kardeşim, köpek evde beslenmez. Nokta. Bunun namıcımı yok. Peşine. Allah Celle Celaluhu'nun zikredilmediği eve. Bakın arkadaşlar, çok acayip bir ayet var. Rabbimiz Celle Celle diyor ki kim benim zikrimden yüz kalırsa, geri çevirirse, yüz çevirirse, zikrimi terk ederse ben diyor ona dar bir geçim vereceğim. Ay sonunu göremeyecek benim okulum. Acayip bir ayet. Ayetin sonuna ne geçiyor biliyor musunuz? Ve biz diyor onları mahşette kör olarak haşredeceğiz. Kör. Allah'ın zikrinden geri kalanlar. Evinde bir Allah demeyen, bir Subhanallah demeyen, namaz kılmayan, Kur'an okumayan. Zikirden maksat illa ki tesbih değil ha. Herkes bunu anlar. Hayır. En büyük zikir Kur'an'dır. En büyük zikir namazdır. Kim bizim zikrimizden gafil kalırsa diyor Allah Celle Celle ona dar bir geçim vereceğiz. Ve yetmeyecek. Ona diyor mahşer günü kör olarak kabirden çıkartacağız. Kör. Peşine içinde sahabeye sövülen ev. Peki arkadaşlar, en çok hakaret işiten sahabe kim? Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Bak adamlar mesela, biz bunu söylüyoruz. Sen nasıl diyor Muaviye Hazreti dersin, nasıl radıyallahu anh dersin? Öyle zındıklar var. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurur ki sizden biriniz herhangi bir sahabeme söverse bana sövmek istediği için onu sövmüştür. Sizden biriniz bir sahabemi sevmezse beni sevmemiştir. Hadi bakalım. Öyle kolay mı sahabeye laf etmek? Dikkat edeceksin arkadaş. Peşine içinde resim, suret ve heykel olan ev. Heykel yoktur evimizde. Bu kadar da değildir yani. Koymayın. Varsa da atın. Nazar boncuğu atın. Resmi ne yapacağız? E varsa kardeşim, eski babanın, dedenin resmi, hatıra resmi. Bak tamam. Aç bak, sonra kapat, kaldır bir yere koy. Duvarları boydan boya posterler, resimler, futbolcular, şarkıcılar. Bunları zaten saymıyoruz. O eve bırak rahmet meleğini. Aman ya Rabbi. Düzgün melek girmez o eve. Peşine müzik aleti bulunan, çalgı çalınan eve.
müzik aletleri, sazdı, gitardı, kemandı, flüttü, bilmem neydi ve çalgı çalınan eve, şarkı bir evde şarkı çalıyorsa o anda o eve rahmet melekleri girmiyor. Arkadaş evde melek kalmadı ki. Var mı arkadaşlar? Kaçta kaç oldu şimdi? 8. 8'de 8 yapan var mı? Hiçbiri bende yok. Ben tam takvayım, evliya Allah'ım diyen var mı? Yok. Tutturamazsın. Niye? Hepimiz bozuluz çünkü. Günahlara o kadar dalmışız ki. Bunlar bize o kadar normal geliyor ki. Ne var kardeşim ya? Bunlardan... Ama ben sana söyleyeyim. Rahmet melekleri girmiyor. Rahmet meleğinden maksat arkadaşlar, mevzuları başka türlü çekmeyin. Rahmet meleği demek arkadaşım o eve bereket, huzur, maneviyat demek. Senin evine rahmet meleği girmiyorsa o evde ne huzur olur ne bereket olur. Kavga, gürültü, günah eksilmez. Peşine diyor ki içinde çan olan ev. İçinde çan da yoktur, var mı? Evi, bizim ev kilise eskiden diye var mı? Onu diyen de çıkmaz herhalde değil mi? Eskiden bizim ev kiliseydi, kalmış öyle değil mi? Katedral diyen yoktur herhalde. O kadar da değil. Ha şimdi adam diyecek mesela bizim ineklerin çanları var. Arkadaşım koyma. Allah Allah. Çanı nereye koyacaksın? İneğin çanını eve mi koyacaksın? Koyma. As ahıra bir yere as ya da kapının girişine bir yere koy. Yapacak bir şey yok. Niye çan? Çünkü çan denen şey, Allah aşkına soruyorum ya. Bir Hristiyan bir ezan kutusu, ezan çalan bir şey içinde evine tutar mı? Tutmaz. E Müslüman sen niye koyuyorsun? Ha tamam, kilise çanı olmaz. E inek çanı da koyma. Niye? Çünkü çan sonuçta bak. Hristiyanların herifleri kiliseye çağır. Bizde nasıl ezan varsa onlarda da çan var. Anlayın mevzuyu. Peşine ne diyor? İçinde çan olan, peki içinde içki içilen ve kumar oynanan ev. Arkadaşlar Allah aşkına rica ediyorum. Tamam aramızda yoktur. Ama bunu etrafımızda, sağımızda, solumuzda bunu yapan varsa Allah razı olsun uyarın. Maalesef oluyor. Ya evimde rakı var, evimde bira var, atamıyorum. Lan bunu diyen adam hiç utanma çekinme de yok ha. Ne yapıyor? Orada duruyor, içiyor, diyor. Kumar oynanıyor. Peki kumar. İlla ki evde kumar partisi yapmayacaksın arkadaş, onu söyleyeyim sana ha. Nedir mevzu? Mevzuyu sana söylüyorum. İddia oynuyorsan, evinde adam namaz kılıyor, namaz bitiyor hemen bakıyor. Ulan diyor, ulan diyor, Manchester'da yenildi bu hafta be, Allah belasını vermesin. Lan diyor, Galatasaray'da 4 attılar, kupon yattı değil mi? Icardi'yi bilmem paket ettiler. Ulan hemen Galatasaray'da nasıl yüzü gülüyor. Niye yüzünüz gülüyor? Icardi'ye ne oldu? Icardi adama hareket çekersen adamı paket ederler işte öyle. Neyse ne? Arkadaşlar bak, işimiz gücümüz hep farkında mısınız? Boş muhabbetlere dönüyoruz. Ya senin ne işin var futbolla? Tamam izle, ben sana izlemedim. Ne diyeyim, Allah affetsin yani. İzleme de. E bu en büyük günah ne olsun bari? Ama işi küfüre bilmem ne, ne küfürler ne hakaretler. Bir futbolcu yüzünden ona karışana şöyle bana, ona sövene ben söverim. Ya arkadaşım. Takım tutuyorsun. Allah sana selamet versin. Hadi diyelim. Amin. Hadi maç diyorsun. Allah sana selamet versin. Amin. Amin. İyi de kardeşim bunu fanatizme çevirip küfürler, iddialar, kumarlara yapmayın. Allah için konuşuyorum. Dikkatli olun. Kendiniz canınızı cehenneme atmayın. Rabbim bizi evine rahmet melekleri doluşan evlerden eylesin. Amin. Amin. Dikkat edeceksin kardeş. Dikkat. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah.